ki Ali, aç şu telefonu ya, aç. Salçanın rengi malum, kırmızı. Kırmızı aynı zamanda gücün ve tutkunun rengi olarak da bilinir. Hatta bayrağımızın rengi. O yüzden en muhteşem kırmızı gibi bir spot. Toplantıdayım. Benim yerime cevap yazar mısın Duygucuğum rica etsem? Malum genetiği değiştirilmiş ürünler mevcut. En büyük kırmızı... Ameliyata giriyorum. Oğlanın maçına yetişmeye bak. Yeter. Geç de olsa geleceğim. Sorusu olan? Olacak şey değil. Olacak şey değil ya. Aklımı kaçıracağım. Müdür bey lütfen biraz sakin ol. Olamam hocam. Sakin makin olamam. Okul timarhaneye döndü. Yakında gelecek milli eğitim müdürü. Giydirecek hepimize bir deli gömleği. Hadi yallah. Niye? Hep o velet yüzünden. Hep o velet yüzünden. Müdür bey. Sınıfa giriyorum. Öğretmenin pabucunu kafama yiyorum. Karım yapmadı bunu bana. Tekrar özür dilerim. Anlayın lütfen. Hani Mehmetcan'ın yaşadığı travmaları bir düşünün. Yani peşinde katiller. Ta Urfa'ya kadar kaçması. Ailesiyle yaşadığı sorunlar. Hepsi onun için miydi? Ortalığa o fareyi salman, koparttığın gürültü hepsi bunun içindi değil mi? Peki sınava çalışmış, iyi not almayı hak etmiş arkadaşların emekleri ne olacak Mehmetcan? Onların emeklerini çalmaya hakkın var mıydı? Diyelim ki sınava çalışmadım. Bana gelebilirdin. Mazeretini de söyleyebilirdin. Hep birlikte bir çözüm bulurduk. Hatta ben sana ikinci bir sınav şansı daha tanırdım. Şimdi daha mı iyi oldu? Bak Mehmetcan, ben seni seviyorum. Ama böyle yapmaya devam edersen seni sevmekten vazgeçip kızmaya başlayacağım sana. Sınavdan zayıf not almak mı daha iyi? Yoksa sevilmemek mi? Hı? Hadi sen söyle tercihini. Özür dilerim öğretmenim. Bir daha olmasın Mehmetcan. Bundan sonra bir sıkıntın olduğunda gelip bana söyleyeceksin. Hadi bakalım. Şimdi doğru maça. İyi oyna tamam mı? Siz de mi geliyorsunuz basketbol maçına? Gelmez miyim hiç? Okuldayken ben de basket takımındaydım biliyor musun? Çok verimli bir görüşmeydi. Kampanya detaylarını bekliyoruz Ali Bey. Unutmazsınız herhalde değil mi? Hiç merak etmeyin. Hoşça kalın. Görüşürüz. Gözde. Oğlum söz verdim. Maçına geç kalacağım. Bülent Hayır'a hala gelmedi mi ya? Kanı pompalamamız lazım. Dalak çok fazla hasar görmüş. Alıyoruz. İyi gidiyor. Anne, maça geleceksin değil mi? Benim için çok önemli. Ay senin araba gibi cinsini, cibiliyetini be. Of! Ali Bey bir sorun mu var? Ya sorma Hikmet. Aküsü bitmiş arabanın. Boşta şirket arabası var mı? Yok vallahi herkes bir yerde. Vallahi mi ya? Bir taksi çağırsana bana o zaman. Hayrola? Hiç sorma. Oğlanın maçına yetişeceğim. Arabanın aküsü bitti. Boşta şirket arabası yok. Taksi yok. Delireceğim vallahi. E bu ne? Bunu arabadan saymıyor musun? Atla hadi. Vallahi mi ya? Evet atla. Hikmet, şunu servise göndersene. Of. Ya gecikmeyiz ya. Merak etmeyin, geçtim bir dakikaya oradayız. 20 dakika dediğin maçın yarısı be eşim. E Sinem maça gitmiyor mu? Bilmiyorum ne yaptı. En son ameliyattaydı. Nasıl gidiyor? Ne? Yani karın Naran nasıl? Sık sık görüşüyor musunuz? Sayılır. Ya, hala benden nefret ediyor mu karın? Evet. Nerede? Valla ben de bilmiyorum. Birazdan gelirler birazdan.
Duygu, çıkar üstündekileri çabuk. Mehmet Çalın mutfağa yetişmem lazım. Yetişemezsin canım. Nasıl yetişemezsin? Çünkü birinci köprüde kaza almış, kapalı bak. Ne? Korkma, bugün işe motorla geldim. Ben yetiştiririm seni. Ne motoru? Ya dolapta yedek kaskım var, montum da var. Nazlanma işte Sinem. Tek seçeneğim benim. Ne nazı ya? Peki, tamam. Paramaz ama iyi oynuyor Kerem. Yok açmıyor, ameliyatta herhalde. Ben de geleyim o zaman. İyi tamam, acele et hadi. Hadi çocuklar, göreyim sizi. Mehmetcan! Mehmetcan! Baba! Oğlum kusura bakma, anca yetiştim ya işte. Annem niye gelmedi? Yeşim'in burada ne işi var? Ya ne yapayım oğlum? Arabam bozuldu, Yeşim yetiştirdi. Başka kıltı sorun var mı? Yok. İyi, nasıl gidiyor maç? Çok kötü. Kötü diye bir şey yok oğlum. Kötü diye bir şey yok. Kötü olan onlar. Tamam mı? Sen en iyisin. Tamam mı? Hadi göster kendini. Çak bakayım. Aferin koçum benim. Hadi bakayım. Koçum benim. Aferin Mehmetcan. Dur, dur sakin ol. Çocuk heyecan yapacak senin. Ya bir şey olmaz. Koş. İki serbest atış. Hadi koçum, hadi aslanım. Hadi Mehmetcan. Hadi oğlum, kullan artık atışını. Ah be! Karının yanındaki adam kim? Kocanın yanındaki kadın kim? Bayağı da yakışıklı adammış ha. Kapar mısın çeneni? Güzel kadınmış. Sorduk mu? Hadi çocuklar, geçin içeri. İkinci yarı sizden daha iyi bir oyun. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilk eğitim okulları arasında düzenlediği basketbol turnuvasındayız. Sayın seyirciler, yanımızda değerli il müdürlerimiz var. Efendim, öncelikle bu turnuvayı düzenleme amacından bizlere biraz bahseder misiniz lütfen? Tabii, öncelikle spor yapma alışkanlığı. Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi gerekir. Sen gelsene iki dakika benimle. Ya bir dakika. Lan canına mı sıçradı bu ya? Ne var? Ne var? Ne işin var senin bu herifle burada ya? Senin o kadınla burada ne işin var? Ya ne yapayım? Arabam bozuldu. Taksi bulamadım. Yeşim bıraktı maça yetişeyim diye. Beni de Yusuf buraya bıraktı motoruyla. Köprüde kaza var diye. Vay be. Oh, gel keyfin gel böyle sarılarak falan. Yetişen genç nesli örnek olmalıyız. Adileşme Ali. Allah aşkına bak. Ağzını aç çıkanı kulağın duysun. Ya söyle şöyle buradan. Sen ya. Asıl yanındaki kadına söyle. O bilmem ne yapsın gitsin buradan. Spor dostluk demek. Ya beni delirtme. Asıl benim. Sinem bir sorun mu var? Ya bir. Sorun mu? Yok kardeşim sorun mu? Yok. Bir daha. Ya. Kardeşlik demek barışlık. Ha? Ali! Kavga çıktı, kavga çıktı. Ali! Ali! Dur! Durma, dur Ali! Durma, dur! Bırak! Ali dur! Evet sayın seyirciler, oliganizmin geldiği son noktayı görüyorsunuz. Yetkililer her ne kadar spor barış mesajları verseler de, minikler spor müsabakasında bile insanlar birbirine saldırıyor.